Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizler için uygun fiyatlı olarak tanımlayabileceğim bir ekran kartı AFOX'un ya da AFOX'un RX 550 ekran kartını inceleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz ekran kartları son yıllarda, özellikle son 2 yıldır çok yüksek fiyatlara doğru çıkmaya başladılar. Özellikle de belli bir kualifikasyonun üzerinde olan kartlarda artık böyle 10, 11 bin, 12 bin, 15 bin civarından başlayan fiyatlar var. 20, 30, 40'a kadar çıkan 1000 TL'den bahsediyorum bu arada. Ekran kartları da var. Elbette herkesin bu kadar bütçesi yok. Hatta bazı kartların bir kısmı da bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden bu kadar bütçeye çıkmak istemeyenler için de uygun fiyatlı modeller de var. Şimdi AFOX'u belki bilenler var, belki bilmeyenler var. Genelde böyle uygun fiyatlı, biraz daha eski nesil ekran kartları da olan bir marka. AFOX'un bu modeli AMD'nin Radeon RX 550 ekran kartı üzerine geliştirilmiş bir ürün. Daha doğrusu o işlemci üzerinden geliştirilmiş, o ekran kartının işlemci üzerinden geliştirilmiş bir ürün. Bu ürün piyasaya daha önce çıkan bir ürün aslında ama o zamanlar tek fanı vardı. Şimdi artık gördüğünüz gibi 2 adet fan var üzerinde. Bu da özellikle böyle performans isteyen oyun ve uygulamalarda daha iyi bir soğutma vaat ediyor. Şimdi genel bir görünümden bahsedeyim. Yani çok da anlatacak bir şey yok aslında ama arka yüzünde çıkışlarımız mevcut. 3 farklı çıkışımız var. DP bağlantımız var. HDMI var. Bir tane de DVI bağlantımız olduğunu söyleyelim. Bu bağlantılardan istediğiniz herhangi birini kullanarak cihazı bilgisayar üzerinden monitöre bağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında söyledim az önce 2 tane fanımız var. Çift fanlı ve ekstra bir güç bağlantısına da ihtiyacı yok. Doğrudan PCI'den aldığı enerjiyle çalışıyor. Yani normal diğer çok daha güçlü ekran kartlarının olduğu gibi bir PCU üzerinden ekstra bir bağlantıya ihtiyacınız yok. Doğrudan taktığınız zaman çalışmaya başlıyor. Şimdi ekranda bir tablo göreceksiniz. Bu tabloda AFOX'un RX 550 modelinin özellikleri yer alıyor. Videonun başında söylemiştim ama AMD Radeon RX 550 üzerine geliştirilmiş bir ekran kartı. Bu PCI Express 3.0 desteği sunuyor. GDDR5 4096 MB yani 4 GB'lik bir RAM var. 1183 MHz Engine Clock, 6000 MHz de Memory Clock olarak geliyor. RAM dekimiz ise 400 MHz, Memory Interface ise 128 bit olduğunu söyleyelim. DVI'de yani DVI bağlantısı kullandığınızda maksimum çıkış gücü olarak da 4K yani 2560'a 1600 DPI görebiliyorsunuz. 4K desteği olduğunu söz. Maksimum çözünürlük ise 3840'a 2160. Fiyatına gelecek olsak da bugünlerde 2500 TL civarında satılıyor. Bazen 3000 olduğu da oluyor ama 2500 TL civarından da alabileceğiniz bir ekran kartı olduğunu söylemiş olayım. Şimdi gelelim kullanımla ilgili yaşadığım deneyimlere. Ben bunu tabii ki doğal olarak masaüstü bilgisayarda denedim. Benim kullandığım bir masaüstü bilgisayarım var. Normalde dizüstü kullanıyorum ben ama arada kullandığım bir masaüstüm de var. Ona taktım, kullandım. Kullanımını tak ve çalıştır zaten. Yani öyle özel bir şey yapmanıza gerek yok. Tabii ki bilgisayara bir AMD'nin kendi yazılımını kurarsanız sürücülerini vesairesini otomatik olarak yüklüyor ve hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Peki oyunlarda nasıl sonuçlar aldım? Şimdi bazı notlarım var. Onları da hem ekranda gösterirken değerleri olarak en azından hem de sizlere buradan okumak istiyorum. Şimdi en basit oyunlardan başlayayım. CSGO'da 1080p'de 30 FPS çok rahat bir şekilde veriyor. PUBG'de de yine 30 FPS'yi 1080p'de çok rahat ve akıcı bir şekilde görüyorsunuz. Tabii ki ayarlarla oynarsanız bu değerler artar veya azalır. Bunlar ortalama değerler söylüyorum. Artıp azalması birazcık hangi ayarda kullandığınıza bağlı. Valorant'ta yine bazı ölçümler yaptım. Valorant 50-60 FPS'yi çok rahat görüyor 1080p'de. Birazcık zorlayalım dedim. Birazcık zorladık. Back 4 Blood oyunu var biliyorsunuz. Ben geçtiğimiz günlerde incelemiştim oyunu hatta. Onda 1080p'de yine 15-18 FPS veriyor. Yani oynanıyor mu? Oynanıyor. Tabii ki çok iyi değil. Çözünürlüğü biraz daha düşürürseniz FPS değerini yükseltmeniz de mümkün. O tamamen size kalmış durumda. Cyberpunk'ta oynadık. Cyberpunk'ta da oynadık. 15-20 FPS arasında bir değer veriyor. Yine 1080p'de. Tabii ki daha aşağılardaki bir çözünürlüğe inerseniz o zaman tabii ki FPS değerinde yükselteceğini söyleyeyim. Yani oyunlardaki performansı özellikle böyle yeni nesil oyunlar için konuşacak olursak çözünürlüğü biraz düşürmeniz gerekiyor. Yani bu cihazın da zaten 4 GB RAM olduğu düşünüldüğünde çok da inanılmaz bir şey beklememenizi de öneririm ama yine de fiyatına göre sunduklarına bakacak olursak çünkü normal bir ekran kartında bugün bu yüksek FPS verebilen bir ekran kartı almaya kalktığınızda 10K'dan yani 10.000 TL'den başlayan paralar vermeniz gerekiyor. Bu modelde 2500 liraya yine oyunu oynuyor musunuz? Oynuyorsunuz. Çözünürlükten biraz feragat etmeniz gerekiyor ama oynayabiliyor musunuz? Oynuyorsunuz. Tabii aklınıza şu soru geliyor olabilir. Ben bunu başka işlerde kullanabilir miyim? Mesela bu bana çok sorulan bir soru. Özellikle bilgisayar incelemelerini çok soruyorsunuz. Hani bununla şunu yapabilir miyim tarzı sorular var. Bunun farklı varyasyonları var. İşte Premiere'de render alabilir miyim? Efendime söyleyeyim ne bileyim işte 3D bir animasyon programını kullanabilir miyim gibisinden sorular geliyor. Ben Premiere tarafını denedim. 1080p bir video export ettim. 9 dakika 54 saniyelik. Bunu 7 dakikada export etmeyi başardı. Yani render süresi 7 dakika verdi bana. Bence gayet başarılı bir değer. Çünkü hani bu özelliklerde alacağınız bir ekran kartı ve bu fiyat için söylüyorum. Yapabildiği şey gayet başarılı. Yani 9 dakikalık bir videoda 10 dakikalık bir video 7 dakikada export etmesi bence gayet iyi bir değer. En azından hani fiyatına göre, verdiğiniz paraya göre bu render süresinin çok makul olduğunu söyleyebilirim. Bu arada belki şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu ürünü ben nasıl bir donanımla test ettim? Yani bilgisayarımda hangi özellikler vardı? Şimdi onu da size ekranda göstereceğim. AMD Ryzen 5 2600X işlemci vardı. Kullandığım bilgisayarda 8 GB DDR4 RAM, MSI B450M Pro M2 Max anakart ve 256 GB'lık bir SSD vardı. Böyle bir donanım üzerinde ben test ettim. Tabii ki donanım bazı uygulamalarda ve oyunlarda bir parça daha yüksek FPS ya da mesela render'da biraz daha size fayda sağlayabilir. Çok az yani %10, %20 değişecektir. Daha iyi bir donanım alırsanız diye söylüyorum bunu. Daha kötü bir donanımda da birazcık da düşecektir. Ama biliyorsunuz ki oyun ve işte render gibi işlemlere daha çok ekran kartı üzerinden işlemler yapılıyor. O yüzden çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Örneğin 16 GB RAM alsanız belki buradaki sonuçlar biraz daha değişebilir, biraz daha iyileşebilir. Ama öyle hani 2 katı 3 katı olacağını da düşünmüyorum. Onu da altını özellikle çizeyim. Uygun fiyatlı bir ekran kartı arıyorsanız ve hani benim çok da bütçem yok, 10.000 lira da vermek istemiyorum bir ekran kartına düşünceniz varsa ki çok makul bir düşünce bence bu. Bu devirde hani 10.000 lira da bir ekran kartına vermek çok makul olmayabilir. O bakımdan ben arkadaşlar AFOX'un bu ürünü öneriyorum. Çok fazla alternatifi olan bir ekran kartı değil. AFOX'ta belki bilmeyenler vardır aramızda ama Foxconn'un bir içinden çıkmış bir marka. Alt markası demiyorum. Foxconn'la hala iletişimdeler ama onlardan ayrılmış bir ekibin kurduğu bir marka ve gerçekten de çok güzel bir model olmuş. Bu arada bunu bana ücretsiz olarak AFOX kendisi gönderdi ve bu çerçevede bir test yapıyorum. Öte yandan bana destek olmak isteyenler varsa AFOX'un bu RX 550 modelinin satın alma linkini açıklama kısmına koyuyorum. Bir işbirliği yapıyorum biliyorsunuz. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz arkadaşlar. Bunu da altı özellikle çizeyim. Başka türlü katkıda bulunmak isterseniz de kanalıma abone olup beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Ayrıca TikTok'ta da video paylaşımlarına başladım. Oradaki username'im yani kullanıcı adım ise Özgür _ Çetin. Oraya da tüm takipçilerimi, tüm izleyicilerimi bekliyorum arkadaşlar. Bu ekran kartı ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Ben anlatmayı unuttuğum detaylar olabilir. Sizin merak ettiğiniz farklı konular olabilir. Sorarsanız elimden geldiğince bilgim dahilinde hepsini yanıtlayacağımın garantisini veriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.